Merhaba Çiçek Böcek Sanat izleyicileri. Bugün bir Afrika menekşesinin neredeyse 1,5-2 ay yalnız kaldıktan sonraki halini göstereceğim. Şu saksıya ikili olan menekşem. Ki bu tam bir menekşe saksısı, yani yayvan kısa. Şurası kısa ama daha yayvan. Bu menekşelerin çok sevdiği bir saksı türü. Bakın menekşemin üstünde her şeye rağmen çiçekler var ama şu kadar, keşke buna başlamadan yapsaydım. Şu kadar yaprak temizledim bunun içinden. Ve hala bakın şuradaki yapraklar çok, bak özellikle şurada bir tane var, hemen koparacağım. Bakın yumuşamış, çok kötü. Ve bunu da alıyorum çünkü hiçbir şey yok. Bu daha sert ama bunu şimdi suya koyabilirim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın menekşe şuradan şuraya kadar gövde büyütmüş. Bu toprak ona az kalmış. Bunu şimdi, fakat eski bu sağlam bir menekşe, yani sağlam dediğim aslında 3-5 yıllık, ne bileyim, bayağı uzun yılların olduğu bir menekşe. Fakat bakın hala şuralarda yaprakların tadı yok. Bakın neredeyse yumuşamışlar. Dolayısıyla bunları bu şekilde koparmaya çalışıyorum. Ve şimdi bunu biraz toprak takviye ederek düzelteceğim. Şöyle göstermek de istiyorum. Bu bayağı toprak kaybetmiş. Önce toprağını takviye ediyorum. Bunu yaparken daha önce kadın dolması kullanmıştım biliyorsunuz. Şimdi de şöyle bir gübrem var. Organik gübre diye geçiyor. Köklerine onu takviye ediyorum. Ve daha bol toprakla doldurup düzenleyeceğim. Önce toprağını koyalım. Bu bir benim 1,5 aylık bir yaz tatili yaptıktan sonra eve geldiğimde ki haliydi çiçeğimin. Tabii ki çok nem sevdikleri için bu çiçekler, hele yaz aylarında sulanmadılar. Oğlum çok ilgilenmemiş. Dolayısıyla çok bakımsız kalmış durumda. Şimdi bakın eğilmişti bu alt taraf. Ben bu eğilmiş yeri biraz bu taraftan da toprağa tırmanlayarak düzelttim. Bu da bakın güçsüz bir yaprak. Yani bunlar şöyle olmaması lazım. Dimdik olması lazım. Bu daha iyi. Bakın dik. Devrilmiyor. Şu pörsümüş bir yaprak. Bunu suda tutabiliriz ama şöyle pörsümüş yaprakları suya koymanın pek de bir anlamı yok. Bakın bu da dik. Şunlar suda tekrar köklendirilebilir ya da yanında. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Daha bile şey alır bu. Yani köklerini daha içeri almak adına diyorum. Evet. Bakın dikleşti. Ne kadar doldurduğumu göstermek için de şöyle bir önceki hale bakarsak bayağı fark etti. Şimdi şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Afrika menekşelerini hem seviyor ama yapraklarına su değmesinden hoşlanmıyorlar. Aslında bunları sulamak için bu bile çok iyi değil. Daha derin çanaklar kullanıp alttan su verip bunun suyu almasını sağlamak gerekiyor. Öyle çok daha sağlıklı ve bakımlı oluyorlar. Evet, ne yaptım? Afrika menekşeme bir toprak takviyesi yaptım. Çok kötüydü. Yapraklarını temizledim. Bakın bu kadar çiçek ve yaprak, çiçekleri solmuştu. Son anda dedim ki bunu çekerek paylaşayım. Normalde başlamıştım. Tekrar süsleyici unsurlarımı da koyuyorum ve şu sert yapraklardan bir tanesini de yine devam eder umuduyla şuraya tekrar köklenebiliyor çünkü bunlar burada. Evet, şuraya onu da koydum. Böylece bu menekşem hala üstünde çünkü çiçekleri de var, açmaya hazır. Bakın şurada tomurcuklar var. Dolayısıyla
Bunların da açtığı, tekrar yaprak veren güzel bir menekşe olmasını umuyorum. Dediğim gibi alttan sulamak gerek. Ya da şimdilik bu seferlik bir üstten su akıtabilirim. Ondan sonra alttan sulamaya devam edeceğim. Biraz da gübre verdim ve toprağını tazeledim. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum. Çiçeklerin hem kışa girerken hem de yaz girişlerinde aslında bakımlara ihtiyaçları var. Ama ben bunu bakımsız kaldıklarını gördüğüm zaman yapıyorum. Hepinize iyi günler dilerim. Hoş kalın.